Merhaba, bugün size Şehzadeler Şehri Manisa'dan sesleniyoruz. Sıcak bir yaz gününde serin bir ortamdayız. Sipil Dağı'nın eteklerinde Ulu Cami'nin yanındayız. Antik çağda buranın ismi Magnesia. Hatta tam ismi Magnesia ad Spilium. Şehir zaman içerisinde farklı farklı medeniyetlere ev sahipliği yapıyor. En son buraya Saruhanoğulları Beyliği ve ardından da Osmanlı Devleti egemen oluyor. Ve Osmanlı Devleti'nden çok fazla eser var bu şehirde. Şehri keşfetmeye yanında bulunduğumuz Ulu Cami'den başlıyoruz. O zaman hadi Ulu Cami'ye. Ulu Cami ve Külliyesi'ne geldik. Zaten açılışı hemen dibinde yapmıştık. Burası Saruhanoğulları Beyliği'nin en önemli mimari eserlerinden birisi. Sipil Dağı'nın kuzey eteklerinde kurulmuş vaziyette. 1366 yılında yapılıyor. Dikdörtgen bir yapısı var. Cami, medrese, türbe ve hamamdan oluşuyor. Türbede de camiyi yaptıran kişi İshak Bey yatıyor. Caminin hakiki kündekari tekniğiyle yapılan minberi döneminin ahşap şaheserlerinden birisi. Yalnız cami biraz şehrin yukarısında kaldığı için pek geleni gideni olmuyor. Turistler dışında, yani bizim gibi gezmeye gelenler dışında normal cemaati neredeyse yok. Çünkü insanlar buraya çıkmak için tabii yorulacaklar. Biraz zor bir yerde açıkçası yaya olarak gelmek için. Güzel bir noktada serin, tarihi bir yapı burası. Manisa'nın en önemli tarihi yapılarından biri olan Sultan Camii'ne geldik. Burası Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan tarafından yaptırılıyor 1522 yılında. Kanuni Sultan Süleyman demişken programın girişinde Manisa'nın Şehzadeler Şehri olduğunu söylemiştik. Burada birçok Osmanlı Şehzadesi yetişiyor, şehzadelik yapıyor. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman da bunlardan ikisi. Şimdi dönelim camiye. Caminin en önemli özelliklerinden biri de her yıl düzenlenen mesir şenliklerine ev sahipliği yapması. Zaten belki hatırlarsınız, böyle minarelerden mesir macunları atılıyor. İnsanlar kalabalıkta böyle kapmaya çalışıyor. İşte o bu cami. Bu caminin minarelerinden atılıyor mesir macunları. Caminin kitabesinde tercümesi var burada. Yavuz'un hanımı ve kudretli Sultan Süleyman'ın annesi bu camiyi Allah için ve secde edenler için inşa ettirdi. Tarihte eşi ve benzeri görülmeyen bu cami Allah'tan korkanlar ve Allah'a hamd edenler için yaptırılmıştır yazıyor. Arka planda Sultan Camii. Şöyle dönüyorum. Hemen bir dakika yürüme mesafesinde Muradiye Camii. Muradiye Camii Mimar Sinan'ın eseri. 3. Murat tarafından yaptırılıyor. Aynı zamanda Mimar Sinan'ın Ege bölgesindeki tek eseri Muradiye Camii. Caminin içine geldik. Gerçekten atmosferi muhteşem. Yani bu taş işlemeciliği, pencerelerin yapıları, o pencerelerin önündeki mermerden örülmüş bir ağ gibi duran yapı, minberi, mihrabı, o öndeki çiniler harika. Büyük bir cami değil ama gerçekten atmosferi çok hoş. Bu arada şu bilgiyi verelim. Mimar Sinan çiziyor buranın projesini, başta söylemiştik ama kendisi değil, Mimar Mahmut Ağa başlatıyor çalışmaları. O vefat edince de Mimar Mehmet Ağa tamamlıyor. Burası bir külliye. 1812 yılında bir kütüphane yapılıyor. Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi olarak bugün kullanılmaya devam ediyor.
Kurşunlahan'a geldik. 1497 veya 1498 yılında yapılıyor burası. İkinci Bayezid'in eşi Hüsnü Şah Hatun tarafından inşa ettiriliyor. 36 alt, 38 de üst katta odası bulunuyor. Ayrıca 21 tane de dükkan ev sahipliği yapıyor burası. Yan taraftaki Hatuniye Camii'ne gelir sağlaması için inşa ettirilmiş. Bugün oldukça sakin çünkü bayram tatilindeyiz. İnsanlar bayramın ikinci günü olduğu için çarşıya çıkmamış. Esnaf tabi dükkanını açmamış haliyle. Onlar da tabi bayramlarını kutlayacak. Ne yapacaklar? Burayı mı açacaklar? Evet, böyle Sipil Dağı'nı görüyoruz üst tarafta. İşte burada da tarihi han devam ediyoruz. Kurşunlu Han'ın ardından kısa bir yürüyüşten sonra bu sefer Yeni Han'a geliyoruz. 19. yüzyılda inşa edilen han, dikdörtgen planlı, avlulu, ahırlı ve iki katlı bir ticaret hanı. Zaman içerisinde yıpranan ve zarar gören han, 2001 yılında başlayıp 2004 yılında tamamlanan restorasyonun ardından bugün bir alışveriş merkezi olarak kullanılıyor. Yeni Han'da içtiğimiz cilveli kahve ve diğer Manisa lezzetleri için Manisa ve Akhisar lezzetleri bölümümüzü izleyebilirsiniz. Yeni Han'ın ardından Cumhuriyet Meydanı'na geçiyoruz. Meydanda bulunan tarihi hükümet konağı gerçekten görülmeye değer bir bina. Bu arada Manisa demişken Manisa tarzanını anmadan geçmek de olmaz tabii ki. Şehirle özdeşleşen ve heykelleri bulunan Manisa tarzanı aslında Ahmettin Carlak isimli bir Irak Türkmeni ya da kendi ismiyle Ahmet Bedevi. Kurtuluş Savaşı'nda savaştığı için İstiklal Madalyası sahibi. Kurtuluş Savaşı'nın sonlarına doğru düşman askerleri Manisa'daki ormanları yakınca o da askerliğin ardından kendisine yeni bir vazife ediniyor. Hayatını Manisa'yı ağaçlandırmaya adamış ve yaşadığı süre boyunca binlerce ağaç dikmiş olan Ahmettin Carlak, Sipil Dağı'nda yaşıyor ve Manisa sokaklarında üzerinde sadece şortla dolaşıyor. Bu dönemde yani 1934 yılında Tarzan filmi Manisa'da gösterime giriyor. Halk da Ahmet Bedevi'yi Tarzan'la özdeşleştiriyor ve kendisine Manisa Tarzan'ı lakabı takılıyor. 1963 yılında vefat ettikten sonra bir efsaneye dönüşüyor ve Manisa'da pek çok yere heykeli dikiliyor. Her sene ölüm yıldönümü olan 31 Mayıs gününde Manisa'da hatırası için törenler düzenleniyor. Bu bilginin ardından Manisa'daki son durağımız olan Şehzadeler Parkı'na gidiyoruz. Türk İslam dünyasındaki 32 adet önemli tarihi eserin minyatürlerinin yanı sıra Osmanlı şehzadelerinin heykellerinin, Mesir Müzesi'nin ve çizgi film kahramanlarının bulunduğu Şehzadeler Parkı ziyaretçilerine güzel bir ortam sunuyor. Biz de burada video ve fotoğraf çekimlerimizi yaptıktan ve bir süre dinlendikten sonra Manisa kent merkezine veda ediyoruz. Programımızı buraya kadar izlediyseniz videomuzu beğenmeyi ve altına küçük de olsa bir yorum bırakmayı, abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir seyahat noktasında görüşmek üzere, hoşça kalın.